26. söz Kader Risalesi Hatime. Eski Said'in serkeş, müftehir, mağrur, ucuplu, riyakar nefsini susturan, teslime mecbur eden beş fıkradır. Birinci fıkra. Madem eşya var ve sanatlıdır, elbette bir ustaları var. 22. sözde gayet kat'i ispat edildiği gibi, eğer her şey birinin olmazsa, o vakit her bir şey bütün eşya kadar müşkil ve ağır olur. Şimdi bu şeyde üzerinde düşündünüz mü? Serkeş, müftefir, mağrur, nefsine eski sahibim. Bir daha orayı oku. Eski sahibim. Eski Said'in serkeş, müftehir, mağrur, ucuplu, riyakar nefsini susturan, teslime mecbur eden beş fıkradır. Hiç öyle görmüyorum yani ben. Öyle de değil. Kendisi öyle görüyor olabilir, görüyor, muhakkak görüyor ki söylüyor. Burada bir incelik var. Onu söylemek istiyorum. Burada bir incelik var. Şimdi velayet kemalatının gereğiyle nübüvvet kemalatının gereği çok farklı oluyor. Birbirine benzemeyecek kadar farklılık gösteriyor yani. Şimdi mesela çok basit bir misal anlatayım. Şimdi adamın birisi bahsettiler. Karabük'te Mustafa Osman Efendi anlattı. Açıklayayım. Mustafa Osman Efendi anlattı. Böyle bu velayet tereşühatından bahsederken velayeti keşfiyata açık bir adam var dedi. Safranbolu'da bir adam var dedi. Bu adam herkesi alenim böyle keşfi açık bir adam yani. Kumaşı öyle. Ya, abid bir insan cinsinden değil yani. Diyor bana bir gün dedi ki ben sana bir sırrımı açacağım. Dedim ki buyur. Dedi ki benim bir kardeşim var evde. İçki müptelası. İçki müptelası. Şimdi ben kızıyorum kendisine tabii. Yani şeriat dışı bir şey. Evde dedi yani başka bir evde ama kardeşi yani. Kız kardeşi. Diyor dedi ki bana ben o adamın karşılığını vermezsem bütün manevi füyüzatım kapanıyor. Füyüzat kapısı kapanıyor dedi. Odun gibi bir şey oluyor. Ne zaman ki götürdüm kardeşim karşılığını verdim. Allah o zaman benim manevi inkişafı şeyimi cephemi açıyor. Namazımı rahat buluyor. Şimdi bu bir misal. Bundan şuraya gelmek istiyorum. Bu velayet kemalatının tereşühatı o kadar acip oluyor ki ihtiyarsız bir hale geliyor. Hele bilhassa böyle vazifeliliğe mütalik şeylerde o insan ihtiyarsız bir hale geliyor. Cenab-ı Hak bir şey yaptırmak istiyor. O şeye layık olan bir adamı dolu düzgün atıyor içine. Halbuki onun yaptıklarını yani böyle oturaklı bir alime, oturaklı böyle kamil bir şeye, nübüvvet kemalat ile hareket eden bir insana santimini yaptıramaz. Mesela üstadın ilk zamandaki yaptıkları şeyleri 1926'dan sonra dünyayı kainatı kendisine tabi etsem bir tanesini yapmaz. Yapamaz. Nübüvvet kemalatıyla hareket etmeye başlıyor ondan sonra. Yani doğrudan sonra sahabe mesleğine girmiş. Her şeyi dengeli. Her şeyi muvazenede. Her şeyi akıl fikir ölçüsü içerisinde. Ama şimdi oraya gelene kadar bu ortalığı da birbirine
katacak, bir orada da bir hakka haykıracak bir deli lazım. Cenab-ı Hak buna layık birisini ortaya atıyor. Bu velayet kemalatı olduğu için yaptığı şeyin fıkha şeriata aykırılığı meselesi değil. Yani onun, ya mesela Üstad Hazretleri gidiyor gençliğinde, vali şey yapıyor, işlet yapıyor, şey kaymakam işlet yapıyor. Vali herhalde değil mi? Vali. Evet. Gidiyor kapıya, sen bunu yapamazsın diyor. Fakat bunu söylerken de diyor, zabıtalar beni vurmak ihtimaline binaen elimde revolverde tutuyordum diyor. Tabancayı tutmuş, sen bunu yapamazsın diyor. Şimdi bu velayet kemalatı. Bu o menhiyatı anında, yerinde mütehavvirane bir şekilde, tehavvirle ortadan kaldırması lazım. Ama nübüvvet kemalatında bu yok işte. Nübüvvet kemalatında denge lazım. O işte sofrasına gitmez, ondan sonra gider. İşkinin kötülüklerini anlatır. Ona bir mektup yazar. Onu ikaz eder. İlahir. Yani kavlen leyyine ona şey yapar. Şimdi Üstad Hazretleri'nin sonradan müftehir nefsim, serkeş nefsim vesaire demesi sonraki haline göre bir tabirdir bu. Sonradan oraya baktığına göre bir tabirdir. Yani durup diyor ki ben niye gidip de Selanik Meydanı'nda hürriyet nutubu atayım diyor sonradan. Öyle mi? O Divan-ı Harbi Öfüler'deki o nedir o 11,5 cevap, 11,5 sual, her biri bir top ateş, her biri bir bomba. Tımarhaneye düşmesi, tımarhaneden çıkması, bilmem Sultan Abdülhamid'in şeyini, ihsanını reddetmesi. Yani bir imparator kendisine bir şey gönderiyor, iltifat gönderiyor, bir miktar para gönderiyor, bir iltifat olarak kabul et diyor. Ben diyor sus payımıdır bu. Reddediyorum. Yani bir imparatorun kendisine bir ikramını reddediyor. Yani bunun gibi şeyler, yani ben bunu tam kapağını açamıyorum. Yani bu, buna gücüm yetmiyor ama burada böyle bir incelikler var. Burada böyle bir incelikler var. Velayet kemalatının muktezasıyla nübüvvet kemalatının muktezası değişiktir. Birine göre şey olan, çok mergub olan, matlub olan, öbürüne göre olmuyor. Öbürüne göre olmuyor. Yani velayet tereşühatlarına bakıyorsun, çok çeşitli, çok değişik, çok acip. Ya mesela birisi diyor ki, ben size imam olurum ama diyor, ikinci vakite beni, bana teklif etmezseniz. Evliyanın büyükleri bir araya gelmiş, 2-3 kişi. Sen geç, sen geç imamla. Biri diyor ki tamam ben geçeyim de bundan sonraki vakte beni teklif etmezseniz. Sen geri çık diyorlar. Sende tuli emel var. Sen bize imamlık yapamazsın. Şimdi bu velayet kemalatı. Bu nübüvvet kemalatı değil. Yani nübüvvet kemalatıyla bu şeyde bir dengesizlik yok yani. Evet, ihtimaldir, yaşar. Yaşadığım zaman bana böyle demeyin. Yani şey izah yolu var. Ama velayet kemalatının teraşuatı çok değişik. Buradaki Üstad Hazretleri'nin yani bu mağrur, müftehirane, şu bu nefsine söylemesi şüphesiz ki hiç endişe etmiyor ki ihlasla söylüyor evvela. Ama altında böyle bir incelik yatıyor bu iş. Buyurun çayınızı içelim. Evet. Eski Said'in serkeş, müftehir, mağrur, ucuplu, riyakar nefsini susturan, teslime mecbur eden 5 fıkradır. Birinci fıkra. Madem eşya var ve sanatlıdır, elbette bir ustaları var. 22. sözde gayet kat'i ispat edildiği gibi eğer her şey birinin olmazsa, o vakit her bir şey bütün eşya kadar müşkil ve ağır olur. Peki şunu da düşünelim. Hani biz hep
şeyiz ya, antrenmanda acemiyiz ya. Bir acemilik daha yaparım yani. Bize zaten kimsenin urcu murcu saymıyor. Biz kendi kendimize de saymıyoruz ki millet sayıyor. Yani. Onun için serbest konuşuyoruz. Şimdi yeni Said, eski Said'in müftehir nefsini terbiye etmeyi niye düşünmüş ki acaba? Ne gereği var? Yani fakir, müftehirse de, bilmem neyse de geçti gitti. Şimdi niye bahsediyorum? Hem de 26. sözde. Sözden tam ortasında. Maksadımı anlatabildim mi? Muharrem Bey anlatabildim mi maksadımı? Yani şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretleri 1934'te durmuş. 1911'deki Bediüzzaman'ın müftehir, serkeş, bilmem ne nefsinin hastalıklarını tedavi için yazmış buraya. Gereği var mıydı? Bu sualin cevabı ben biraz evvelki izahımı takviye ediyor. İhtiyaç var. Çünkü tekrar velayet kemalatının yaşanacağı bir devir gelecek kısa zamanda. Evet. Çünkü tekrar o hallerin yaşanacağı, yaşanmak ihtimali olan bir devir gelecek kısa zamanda. Nitekim bunun arkasına hatveleri koyacak. Şimdi 33'te 1921'de yazdığı eserdeki bir şeyi aynı aynına koyuyor. Az fark şefkat tefekkür tarifi. Aynı aynına hiç değiştirmeden. Ondan sonra da müftehir nefsim, şu nefsim, şu nefsim gençliğinde eski sahip diyor zaten. Eski Said'in diyor değil mi? Evet. Şimdi yeni Said'in eski Said'den hesaplaşmasının maksadı ne yani? Şimdi denilecek ki işte bize ders veriyor. Ama bizim elimize Risale-i Nur vermiş. Risale-i Nur'un irşadıyla bizim bu şeyleri yapmamamız lazım geliyor. Sonra yaptıkları şeriata fıkha aykırı şeyler değil. Şeriata, fıkha aykırı şeyler değil. Yaptıkları şeyler, yani nefsin serkeşana dediği işte mesela Cumhuriyet Meydanı'nda nutuk atmış. Bundan sonra gitmiş o adama ilk bilmem ne demiş. Öbürüne bilmem ne, yani Sultan Abdülhamid'e kafa tutmuş. Gibi şeyler, yani şeriat, fıkıh dışı şeyler değil bunu yaptığı. Bizim maruz kalacağımız şeyler şeriat, fıkıh dışı şeyler. Yani nefsi emaremizin yapacağı yanlışlar. Öyle değil mi? Ama onunki öyle değil yani. Onunki öyle değil. Mesela bir bayram günü birisinin hatıratı bu. Hatıratı. İşte de yakın bir alimin hatıratı. Bir bayram günü şeyden köprünün oradan geçiyorlar. O zamana göre, o zamanın şartlarına göre kadınlar işte sere serpe. Bugünkü sere serpe cinsinden değil. Yani yüzü görünüyor, eli görünüyor. O da büyük bir sere serpe. Bugünkü vaziyete göre. O alim diyor, ben alttan Said'e dikkat ediyorum diyor. Ki o zaman en harareti gariziyen en yüksek olduğu zamanda yani. İşte tam de genç, dinç bir vaziyette. Diyor, baktım hiç alakadar olmuyor. Yani hiç sanki orada o tarafta taş varmış, tuğla varmış. Kendi kendine zorlama da değil. Tabii bir vaziyette hiç alakası yok. Bundan sonra diyor, biraz geçtikten sonra diyor, dedim ki Seyda, ben sana dikkat ettim, hiç alakadar olmuyorsun çevrenle. Yani bu kadın varmış, kız varmış falan. Ve dedi ki, davamın meşguliyeti başka şeye zaman bırakmıyor benim için.
dava ile meşguliyetim başka şeye bakmaya imkan vermiyor bana. Sonra Abdülmecid abi, Allah rahmet etsin, demiş ki Seyda, sen niye evlenmiyorsun? Yoksa sende bir noksanlık mı var? Diyor, bana dedi ki vallahi bende 7 erkek kuvveti var. Ama ben bir dakika dahi onunla meşgul olacak zaman bulamıyorum enfüsi aleminde. Bir dakika dahi onunla meşgul olacak bir zaman bulamıyorum. Yani böyle bir insan, onu anlatmak istiyorum. Yani burada serkeş, mağrur, müftehir dediği fıkıh şeriat daireleri içerisinde bizim gibi nefs-i emmarenin mağlubiyetine düşmüş insanlar ders mahiyetinde düşünemez. Yani. Demek ki burada anlaşılan o ki Risale-i Nur'da tekrar böyle bir velayet kemalatının hakim olacağı ve bu gibi hallerin yaşanacağı bir zaman gelecek. Biz bunu 1990'la 91'le 96 arasında azmendi olarak yaşadık. Mükemmel, fevkalade aynısını yaşadık. Yaptığımız işlerin hiçbirinin akıllı teraziye gelir tarafı yok. Yani. Hiç. Hatta sonradan öğrendim. Genel kurmayı da oturmuşlar. Bunlar ne yapıyorlar böyle? Birisi diyor ki bu kadar cesaret arkasında bir güç olmadan yapılamaz. Biz en iyisi tetkik edelim, arkasındaki gücü tespit edelim bunları. Bu bir uca benziyor. Bunları iteleyen var orada. Tabii her türlü imkan var ellerinde. Bir istihbarata giriyorlar, ne arkada bir şey var ne önüne bir şey var. Ondan sonra hepimizi tutup deliye tıktılar. Ama biz de onları yıktık. Şükürler olsun. Biz de onları yıktık. Ona benzer bir hal yaşandı. Bu hale benzer bir hal yaşandı. Müftehir desen müftehir, gurur desen gurur, ne desen o vardı yani. Hepiniz yaşadınız, hepiniz biliyorsunuz. Allahu alem, bu böyle devreler tekrar gelecek gibi görünüyor. Bu ders olur yani. Eğer Mustafa Bey'in kafasına yattıysa bu dersi yayınlar. Yayar yani. Yayınlar demeyelim de yayar. Neyse, bu bir müzakeredir. İster kabul et, ister kabul etme. Böyle bir müzakere. Tamam, gelecek olan zatın velayet kemalatıyla ortaya atılması. Sen işte bunun için bunlara dikkat et diyor ona. Ona diyor, bak onlara dikkat et diyor. Sen bir kafayı açtın. Esas kafayı bu açtı. İsmet Bey. Esas kafayı bu açtı. Evet. Birinci fıkra. Madem eşya var ve sanatlıdır, elbette bir ustaları var. 22. sözde. Sen onu en baştan oku ki söz yerini bulan. Eski saidin serkeş, müftehir, mağrur, ucuplu, riyakar nefsini susturan, teslime mecbur eden 5 fıkradır. Şimdi eski saidin diyor. Ben haksız mıyım arkadaşım ya? He? Yeni Said, eski Said'den niye bahsediyor ki? Geçti gitti. Arada 14 sene zaman geçmiş yani. 13 sene zaman geçmiş. Şartlar değişmiş. Hilafet gitmiş, saltanat gitmiş. Süfyaniyet ortaya çıkmış, Kürt çıkmış, Sağır çıkmış, Topal çıkmış. Yani eskiden hiçbir eser yok. Kendisi şerit değiştirmiş. Eser yazmaya başlamış, eserlerini tamamlamak üzere. Ya, haksız mıyım yani? Ve dobra konuşan biri de yok ki, Musime yok, burada olsaydı o dobra konuşurdu. Haksızsın derdi. İbrahim onun yerini tutan der, ne kadar zorlasa da. Bu da teslimiyet kavi. O hara asker. Evet. Birinci fıkra. Yine başlıyorum.
Eski saidin, serkeş, müftehir, mağrur, ucüplü, riyakar nefsini susturan, teslime mecbur eden beş fıkradır. Ne diyor eski Said? İki elimle iki hayatımı tutmuş, mübareze meydanına çıkmışım. Tek hayatta olanlar meydanıma çıkmasın. Allahu Ekber. İki elimle iki hayatımı tutmuş, mübareze meydanına çıkmışım. Tek hayatlı olanlar meydanıma çıkmasın. Nasıl bir söz, nasıl bir meydan okuma bu? Maddisini anlıyoruz da manevisini düşünmek lazım diyor. Bak kitap tasdik etti, görüyor musunuz? Durduğu yerde düştü. Evet, buyursun.